Vay, bu ne lan? Ne oldu yine? Bu ne? Hashtag Greece enlightened by Mustafa Kemal. He is not the spirit of the... Ne bu? Bu niçin? Ne olur paşam, siz de onun gibi yapın. Kral bu eve bizim bayrağımıza basarak girmişti. Olay ne? Milletin... Bayrak yırtmış Yunan biri. Öyle random Yunan biri mi yoksa kale alınacak biri mi? Yunan biri milletvekili. Ne yapmış? Bizim bayrağı mı yırtmış? Lagos Türk bayrağı parçaladı Avrupa Parlamentosu'nda. Fıkra gibi amına koyayım. Fıkra gibi amına koyayım. Tamam, Lagos'a gidin, kulağına şöyle fısıldayın kanka. Ona deyin ki: kanka biz olmasaydık adalardaki Suriyelileri nasıl durduracaktınız kanka? Biz olmasaydık. Açı verelim kapıları ya. Vallahi yoruldum ya. Açı verelim abi. Edirne'den salı verelim ya. Vidanjör. Zaten Suriyeliler de bizi sevmiyormuş anladığım kadarıyla. Öyle bir konsesyum varmış. Açalım abi, gitsinler ya. Madem bu kadar sevilmiyoruz, niye biz sırtlıyoruz abi bu dünyanın yükünü şu anda ya? Sal baba Edirne'den. Sal baba Edirne'den. Sal abi. Hep beraber yırtsınlar Türk bayrağı. Çok da şeydi. Biz öyle bayrak yırtan bir atanın evlatları değiliz. Bak, bizim atamız önüne serilen Yunan bayrağını kaldırtan bir adam yani. Anlatabiliyor muyum? Biz öyle başkalarının bayrakları, bir milleti ifade eden bir bayrağı şey yapacak insanlar değiliz. Taciz edecek insanlar değiliz. Öyle şeyleri yapan insanlar da hayvanoğlu hayvandır herhalde yani. Madem Avrupa'da bu konuda sıkıntıları var, sevmiyorlar bizi. Biz niye burada buffer zone şeyi gösteriyoruz abi? Görevi gösteriyoruz. Açalım kapıyı, gitsinler. Açalım kapıyı, mutasyon geçire geçire gitsinler bro ya. Bu ne lan, pitbull gibi salıyoruz insan. Kanka biz salma değil, şimdi onlar gitmek istiyorlar. Yani biz engel oluyoruz aslında bir nevi. Biz salmıyoruz. Biz bir nevi gitmelerine engel oluyoruz. Suriyeli göçmenlerin. Ben de diyorum ki engel olmayalım yani. Anladın mı? Ne gerek var? Yani bizim bayrağı yırtana kadar bir ekonomilerini düzeltsinler. Yani şu Avrupa Birliği'nde en çok Avrupa Birliği fonu sağlanan ülkelerden birisi Yunanistan. Neden? Çünkü demokrasinin orijini, cumhuriyet dediğimiz kavramın işte rahmi, Yunanistan falan diye pohpohlanıp duruyor yıllardır. Daha bu antik Yunan'dan gelen bir dava yani, günümüz Yunanistan'ı öyle filozofların yetiştiği, işte Aristoteles'in Plato'ya pandik attığı bir yer değil yani, bildiğin kötü yani durumları. Baklava bizimdir diye dolaşıyorlar yani, anladın mı? Baklava bizimdir diye dolaşıyor adam yani. 2020'de adamın verdiği kavga bu. Çok da öyle hani uzaya roket fırlatan bir durumda değiller. O yüzden ne bileyim, bir ekonomi falan düzeltsinler. Ondan sonra bayrak yırtma safhasına geçebilirler abi. Ben severim yani. Ben Yunanistan'ı severim de. Yunan halkını da çok severim. Yunanlar vallahi tanışın aynı bizim gibi insanlar. Çok tatlıdırlar. Çok cana yakındırlar. Çok tembeldirler. Gerçi bizde tembellik o kadar yok. Çok seversiniz Yunanlarla tanışsanız da. Politics olunca konu... İki yüzlüler, iyi dedin. Biz tatlı mıyız? Tatlıyız be abi işte. Koronavirüsü içtim diye YouTube'a video... Abi o adamı linçleyeceklerine beni linçliyorlar. Ben anlamadım ya. Adam koronavirüsü içtim diye video çekiyor. Rassamaha. Ruhi Çenet abim kendini riske atarak Çin'e yola çıkmış duyduğum kadarıyla. Bakalım.
Ahmet Yunan olduğunu biliyorum. Ananı sikim yakalandık. Rassamaha. Bumerang mı getireceksin? Neredesin sen? Avustralya'da mısın? Yeni Zelanda'da mısın? Yanıyor musunuz kanka? Durumunuz ne? Safe misin? Secret misin kardeşim? Ne durumdasın? Ben Çin ajanıyım. Bu kadar linç yediğime değdi. Çin benim hesabıma 1 milyon doları yatırdı şu anda. Man Adası'ndaki offshore bir hesabımda 1 milyon dolar var. Benim tek amacım Çin'in çıkarlarını gözetmek. Oğlum ben boşuna bu kadar linç yer miyim amına koyayım? Man Adası. Aha bu dangalak. Bu ne? Dur bakayım ne yapıyor? Aa piçe bak. Dur dur. Parası da yetmemiş. Kumaştan alamamış. Anlaşılan. Ne diyor? Ne dediği önemli. Neydi adamın adı? Bu tarihi hatırlatalım, denize dökelim falan da o da bayağı boş muhabbet olmuş ya. Bir tane gerizekalı yüzünden bütün Yunanistan'a şey mi yapacağız? Tabi diplomatik olarak gerekli tavrın alınması ayrı bir şey de. Savaş mı açalım amına koyayım? Taramalı roket mi atalım? Neydi? Lagos. Turkish flag yazacağım. Kesin bir İngilizce altyazı bir şey vardır. PM demiş abi. Greek PM demiş. Prime Minister mı bu adam? Vallahi bilmiyorum başbakanı kimdir Yunanistan'ın. Yok, değil. Prime Minister değil herhalde. We've got streams of migrants coming into my country. Here we have the Turkish flood. Let's not allow them. What can you do with this flag? Well, here you go. You can tear it up. Let's put an end to this. Peki, tamam bizim tepkimiz eyvallah da parlamentoda ne oluyor bu herif bayrağı yıktıktan sonra şey yaptık yırttıktan sonra? Evet, Yunanistan önce. Öncelikle Yunanistan'dan bir açıklama gelmiş. Demiş ki kınıyoruz. Bu kınama yeterli değil. Bu adamı bir daha parlamentoya göndermeyeceksin. Meclis başkanı uyarı mı verdi? Okey. Burada diyor ki Yunanlar yani Yunan hükümeti kınıyoruz bu hareketi demiş. O zaman amına koyayım o zaman başka birini göndereceksin. Adamı çekeceğim parlamentodan. Yok bu başka adamın diplomatın. Milletvekilin bir şeyin. Wow. 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 Hemen küçük bir Google araştırması yapalım mı? How many Syrian refugees globally? Hemen yazıyoruz abi. Bakın çok basit arkadaşlar. Syrian refugees around the world. Abi Türkiye'de 3 nokta. Get the fuck out of here man. Evet, Türkiye'de 3,6 milyon, Lübnan'da milyona yakın, Ürdün'de 700 bine yakın, Almanya bayağı almış lan. Tebrik ediyorum. Ta Almanya'dan almak, nereden baksan tevkif ediyorum. Ya moruk sizin listede adınız bile yok ya. Yunan şey deyip yırtıyor çünkü. Türkiye'den ülkeme gelen mültecileri istemiyorum, o zaman Türk bayrağı yırtayım. Bu ne anı yaşıyoruz şu an biliyor musun? Bra. Moment yaşıyoruz şu anda. Şimdi diyeceksin ki amına kodum çocuğu. Götün yiyorsa Suriye bayrağı yırt.
Peki mültecilerin amına koyayım da götünü yiyorsa? Diyemez. Onu neden diyemez? Çünkü daha çok tepki yer. O yüzden Türkiye bayrağı yırtıyor. Senin derdin mülteci değil mi bro yani? Ben mülteci istemiyorum diyorsun değil mi? Git mülteciye küfret bro yani. Bana niye küfrediyorsun? Ben sana tampon olmak zorunda mıyım? Böyle bir anlaşma mı imzaladık ya da biz? Kanka biz böyle bir anlaşma mı imzaladık ya? Böyle bir anlaşma imzalamadık bu arada. İmzaladık diyor Gerlak. Hemen ona da bakalım abi. Hemen ona da bakalım abi. Hemen bakalım nasıl bir anlaşma imzalamışız. Bir anlaşma imzaladık. Evet, hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım. 2016'da imzalanmış anlaşma. Şuraya bir refüji yazalım. Tamam, bütün anlaşmayı okumayacağız tabii ki. Key points from the agreement. Ne diyor abi biliyor musun? İşte Türkiye'nin Avrupa bloğuna başvuru muhabbeti. Bu çok da önemli bir şey değil şu anda. Benim öğrenmek istediğim şeylerden birisi değil bu. Avrupa Birliği 3 milyar euroyu Suriye'den gelen şeyler için... Türkçesine hemen unutuverdim İngilizce bir şey okuyunca. Kafa artık 3 dil birden çalışmıyor. Söyle baba. Refüji. Göçmen değil diyor. Mülteci. Mültecilerle ilgili olaylarda bize yardımcı olsun diye Avrupa Birliği 3 milyar euro veriyormuş. Okey. Başka? Bu pasaport muhabbeti Schengen'le alakalı. Okey, boş iş. Ya, boş iş değil de yani şu an öğrenmek istediğim konu bu değil. Yani anlaştığımız şeyde mültecilerin sınırı mı var? Hepsini tutacağız diye mi anlaşmışız? Ne diye anlaşmışız yani? Okey, bak burada diyor ki bütün irregular migrantlar, yani izinsiz bir şekilde Türkiye'den Yunanistan'a giden bütün mülteciler 20 Mart'tan itibaren, yani 2016 20 Mart'ından itibaren, özür diliyorum, Cun 2016'da imzalandıysa 2017'den geçerli bu, 2017 20 Mart'tan itibaren geri gönderilecek ve geri gönderilecek mültecilerin hangileri olduğuna Yunan otoriteleri karar verecek. Okey, okey, okey. Şu anda Yunanistan ve İtalya'da sığınma talebi bekleyen mülteciler de ilk etapta Türkiye'ye geri gönderilecek. İmzaladığımız anlaşma bu. İmzaladığımız anlaşmada şöyle şeyler yok. Anlatıyorum neler yok. Bir, moruk... Bana bak yine Profesör Cahre'nin uluslararası ilişkiler bilmem nesi falan filan demeyin. Ben okuduğumu, ya beynim var. Söylemese arkadaşlar, 2020'de yaşıyoruz. Anasını siktiğimin dünyasında sevgili dostlar. Dünya üzerindeki bütün bilgilere şu telefondan ulaşabiliyorsunuz. Bana özel değil bu, ha, hepinize özel. Ha, İngilizce bilmeniz lazım, o ayrı da. Hepimize özel arkadaşlar, böyle telefonlar, bilgisayarlar falan var. Dünyadaki bütün bilgiye ulaşabiliyorsunuz tak tak diye bak. Yani çok ilginç bir şey bulmadım ben de burada. 2016'da Avrupa Birliği ile imzaladığımız anlaşmaya baktım. Anlaşma uyarınca şöyle bir şey yok. Türkiye'den ya da Türkiye'ye gelmiş, ondan sonra Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyeli illegal yollarla Türkiye'den Yunanistan'a giderse ben bunu durdurmak zorundayım ya da atıyorum ben bunları suda vurdum, taramak zorundayım gibi bir şeyler imzalamamışız ki. İmzaladığımız şey şunu söylüyor. Sevgili Yunanistan, eğer kapında mülteci varsa bize göndermekte özgürsün. Ulan bana ne amına koyayım senin kapına dayanıyorlarsa? Pezevenk. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Bu nasıl benim sorumluluğum olabiliyor? Sanki sırtına çıkını verdik, altına gemi verdik de Yunanistan'a gidin dedik adamlara. Böyle bir şey var mı abi? Bunun sorumluluğu nasıl bizde olabilir? Bundan ötürü nasıl Türk bayrağı yırtıyorsun sen? İnanılmaz kafalar. O adamı bir daha Avrupa Parlamentosu'nda görürsek, Avrupa Parlamentosu iki yüzlü bir parlamentodur abi. Bunu tekrar onaylamış olurlar. Gizli madde mi? He, onlar çıkar moruk. Onlar şimdi tabii abi. Lozan'ın bile bilmediğimiz gizli maddelerini komplo teorisyenleri çıkarıp duruyor önümüze amına koyayım. Nereden çıkıyorsa o maddeler çıkarıp önümüze koyuyorlar arkadaş. Yani kimsenin haberi yok, devlet kayıtlarında yok, hiçbir kayıtta yok. Bu komplo teorisyenleri bir şekilde buluyor abi. Bir şekilde buluyorlar abi. Başarılılar yani. Biz bilmiyoruz.